Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok değerli ETV seyircileri, bir iftar sevinci programı ile sizlerin karşısındayız. Cenab-ı Hak inşallah bugün de bizleri bugünü hakkıyla yaşamayı ve yaşatmayı cümlemize nasip eylesin. Değerli seyircilerimiz, bugün programımıza yine Kur'an-ı Kerim'le başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i bizlere Ayn-ı Ali Camii İmam Hatibimiz Şuayb Yörük hocamız okuyacaklar. Hocam buyur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata alel insani hinum minad dahr lam yakun şey'en mezkura. İnna halaknal insana min nutfetin amşaj نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم لا نريد منكم جزاء ولا
şükura. Sadakallahul azim. Aynı Hale Camii İmam Hatibimiz Şuayb Yörük hocamıza bu güzel tilaveti için çok teşekkür ediyoruz. Hocam ağzınıza gönlünüze sağlık. Çok teşekkür edersin. Değerli seyircilerimiz, şimdi programımızın bu kısmında bugünkü konumuz olan şükür meselesini ele alacağız. Program konuğumuz, İl Müftülüğümüz, Şube Müdürümüz Sayın Necip Cesur hocamız. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefalar bulduk. Hayırlı Ramazanlar olsun. Allah razı olsun hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür, sizler de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür hocam. Ederiz. Sizleri gördük, daha iyi oldu. Güzel. Sayın hocam, bugün güzel bir meseleyi alıyoruz. İnşallah istifade etmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Hocalarımızın yazdıkları kitaplarda hocam, özet olarak şöyle bir şeye rastladım. Hayatın neticesi şükür diyor evet, hocalarımız. Evet. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan hocam çok yerde tekraren efela yeşkurun, efela teşkurun, kalilen ma teşkurun. Yani kullarım ne kadar az şükredersiniz buyuruyor. Hocam öncelikle şunu sorayım. Evet. Şükür nedir? Evet. Kelime manası, Rabbimizin muradı. Evet. Bu ne demek istiyor hocam Rabbimiz? Şükür burada? Sözlük anlamı olarak karşılığını vermek, yapılan iyi dile getirmek ve sahibini övmek anlamına geliyor. Ahlaki kavram olarak yapılan iyiliğin kadir ve kıymetini bilip makbule geçtiğini dile getirmek. Yapılan iyiliğin kadir ve kıymetini bilip makbule geçtiğini dile getirmek, iyilik edene övmek, nankör olmamak anlamına geliyor. Şükrün birçok tarifi var. Bir tanesi, şükrü insana bahşedilen duygu, düşünce, uzuv ve latifeleri yaratılış istikametinde kullanmak şekliyle tarif edebiliriz. Bu da kalple, dille ve bütün uzuvlarla yerine getirebilir. Müfessirlerimizden Elmalı Hamdi Yazır şükrü şu şekilde tarif ediyor. Geçmiş olan bir nimete kavlen, fiilen veya kalben mümini tazim ile mukabel etmektir. Alimlerimizin tariflerinde 3 noktaya üzerine duruluyor. Şükür, lisanen, fiilen ve bütün bedenin şükretilmesi olarak vurgulanıyor. İmam-ı Gazali de şükrü şu şekilde tarif ediyor. Nimeti verenden bilme, nimetin verilmesinden dolayı mutluluk hissetme ve nimeti veren kişinin maksadına ve sevgisine uygun bir şekilde davranma. Evet. Kapsamlı bir şekilde bunların tarifi yapılıyor kitaplarımızda. Hakikaten bizler sadece elhamdülillah sözle şükrettiğimiz gibi fiilen ve bütün uzuvlarımızda da şükretmemiz gerekiyor. Gazali'nin tarifinde nimeti verenden bilme, yani bütün nimetler bize Allah'tan gelmektedir. Evet. Ve hocam, bu nimetlerin verilmesinden dolayı mutluluk hissetme. Bu bir de teşekkürü, teşekküre sevk ediyor. Bir de verilen nimeti veren zatın maksadına ve sevgisine uygun bir şekilde kullanmak. Evet. Mesela onu da soracağız hocam inşallah ama israf etmemek. Çünkü evet. Cenab-ı Hak israf edenleri evet. sevmez buyuruyor. Evet. Şöyle bir sorum olacak hocam. Hazreti Musa aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a buyuruyor ki, soruyor. Ya Rabbi diyor, Adem aleyhisselamı 7 kudretinde yarattın. Kendisine türlü çeşit nimetler ihsan ettin. Hani siz dediniz ya, nimet vereni bilme. Evet. Sonra diyor ki kendisini türlü çeşit nimetlerle tezyin ettin. Hazreti Adem bunun kıymetini, bunun şükrünü nasıl öde diyor hocam? Hı hı. Cenab-ı Hak da buyuruyor ki o nimetleri benden bildi ve hiç unutmadı. Hiç unutmadı. Orada nasıl bir mesaj var hocam bizlere? Nimet vereni bilmek. Evet. Hakikaten güzel bir duygu ve düşünce, güzel bir değer. Niçin? Çünkü Rabbimiz bizlerden daima kendisini hatırlamamızı istiyor, unutmamamızı istiyor ve şükretmemizi istiyor. Ve de az şükrettiğimiz ayet-i kerimelerde beyan ediyor. Evet. Rabbimizi her an
hatırda tutmak, onu hiç unutmamak, nimeti ondan bilmek insanı tevhid inancına götürür. Tevhid inancından ayırmıyor. Bu şekilde dua edilmesi gereken, secde edilmesi gereken bir varlık var. O da Allah. Biz kalbimizde Allah'ı unutmadığımız zaman, başımıza gelen her türlü musibeti ve nimeti Allah'tan bilmemiz nedeniyle ona şükretmemiz gerekiyor. Bir de şu çıkar mı hocam? Yani Rabbimiz orada siz aciz misiniz demek istiyor. Allah'tan bilmek. Kişinin kendi rızkını yaratma gibi bir kudreti yok. Aynı zamanda evet. Aciziyetimizde mi Cenab-ı Hak bizlere bunu? Kesinlikle burada var. Bizim aciziyetimiz ön planda. Çünkü Rabbimiz bize bir nimet vermeseydi evet. Biz şu an konuşamayacak olacaktık. Evet. Buraya gelemeyecek olacaktık. Geçimimizi temin edecek iş yapamayacak olacaktık. Hiçbir güce ve kuvvete sahip olamayacaktık. Bütün nimetleri veren Yüce Allah. Konuşmamızı, buraya gelmemizi ve şu an burada söyleyemediğimiz bütün nimetleri evet. Biz onun sayesinde varız. Bizler hayatımızı onun sayesinde devam ettiriyoruz. O bize bu imkanı vermeseydi biz yürütemeyecektik. Çünkü şöyle bir ayet-i kerime de var hocam. Rabbinizin nimetlerini ve ateykum min kulli ma saeltumu ve in teuddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Hatta yani, ağaçlar kalem olsa denizler yani. Mürekkep olsa Rabbinizin nimetini saymakla tüketemezsiniz. Evet, bizler Rabbimizin nimetleriyle ayaktayız. Rabbimizin nimetleriyle yaşamımızı sürdürmekteyiz. Yine Rabbimizin izniyle berzah aleminde yaşayacağız, kabir aleminde yaşayacağız. Evet. Yine Rabbimizin izniyle ahiret aleminde yaşayacağız. Evet, bize bu nimeti vermeseydi, bu imkanı vermeseydi bizler hayatta olamazdık. Yani Cenab-ı Hak buyuruyor ki eğer size verdiğim nimetin kıymetini bilir, şükrederseniz ben onu artırırım. Eğer bilmezseniz onu sizden alırım, kıymetini bileceklere veririm evet. Ve azabım çetindir buyuruyor evet. Hocam. Evet. Bu ayet-i kerimeden ne anlamalıyız hocam? Evet, Rabbimiz bizden nimetlerine teşekkür istiyor. Evet. Kendisini unutmamamızı fıtrattan istiyor. Fıtrattan mıdır hocam şükretmek, teşekkür etmek? Şükretmek fıtrattandır. Bunu en küçük, hiç okula gitmemiş bir çocuk bile olsa, kendisine bir iyilik yapıldığında, kendisine bir hediye verildiğinde, kendisine bir yardım yapıldığında teşekkür eder. Bunu sözde de söyler, bunu fiilen de söyleyebilir. Biz de bekliyoruz hocam. Yani su veriyoruz birine, bir teşekkür evet, bekliyoruz. Bir teşekkür bekliyoruz. Evet. Peygamberimizin de güzel bir hadis-i şerif var. Kula teşekkür etmeyen Allah'a şükretmemiş evet. Olur. Demek ki hocam Cenab-ı Hakk'ın şükür isminin insanlarda cüz'i bir tecellisi olmuş oluyor aynı zamanda. Evet, kesinlikle. Hatta insanları iyiliğe teşvik etmek için iyilik yapıldığı gibi İnsanları kötülüğe teşvik edenler de iyilik yaparak onları kötülüğe teşvik ediyor. Onlara göstermiş oldukları sevgi, onlara yardımda bulunmaları, onların elinden tutmaları, zor günlerinde yanında olmaları ve insanın o minnet duygusunu, o fıtrattan gelen şükür duygusunu kötü yönde kullanmaktadır. Evet hocam. O şükür nimeti artırır. Bu Rabbimizin bize bir kuralı, dünyalık kuralı. Biz nimetlere şükrettiğimizde, nimetleri Allah'tan bildiğimizde ve onun vermiş olduğu nimeti onun yolunda, onun göstermiş olduğu şekilde kullandığımızda Rabbimiz bize nimetlerini artıracağını bize haber veriyor. Aksi halde isyan ettiğimizde, nankörlük ettiğimizde nimetlerin de azalacağını buradan biz öğreniyoruz. Toplumumuza baktığımızda istikrarlı bir şekilde hayatını devam ettirenler, işte iş sahipleri olsun, fabrika sahipleri olsun veya hiçbir sahip olmadan normal geçimini sürdüren insanlara baktığımızda kişi istikrarlı bir şekilde Allah'ını biliyor, nimetini ondan geldiğini biliyor ve isyan etmiyorsa bu kişi işleri gayet güzel gidiyor. Yürüyor. Ama şükrü unuttuğunda, Allah'ı peygamberi ahiret inancını unuttuğunda ve yanlış yollara saptığında işte günümüzde ve geçmiş günlerde olduğu gibi işte kadındır, kumardır, içkidir, Allah'ın yasaklamış olduğu şeylere daldığında o nimetlerin ondan alındığını bizler dünyadayken şahit olmaktayız, görmekteyiz. Sayın hocam elhamdülillah dediniz de onunla ilgili bir soru sormak istiyorum. Hazreti Enes bin Malik'ten rivayetle Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet ediliyor. Kişi bir şey yedikten veya içtikten sonra elhamdülillah derse Cenab-ı Hak o kulu bağışlar buyuruyor.
sadece elhamdülillah demek bir şükür müdür? Yeterli midir? Evet, sevgili peygamberimizin bu müjdesine Rabbim cümlemizin müyesser eylesin, nasip eylesin. Elhamdülillah demek günahlarımızın bağışlanmasına vesile oluyor. Elhamdülillah ne demektir efendim? Elhamdülillah Allah'a hamdolsun demek. Evet. Allah'ı övmek, verilen nimeti Allah'tan bilmek anlamında. Bu söz dille, lisanla yapılan bir şükürdür. Tabii ki lisanla yapılan şükür önemli olduğu kadar kalben ve fiilen de şükrün eda edilmesi gerekiyor, yapılması gerekiyor. Demek ki hocam yedikten içtikten sonra Rabbimizin o nimetlerine evet. bir şükür olarak elhamdülillah'ı unutmayacağız. Evet, sevgili peygamberimiz bize en güzel örnek, en güzel rehber. Bir işe başladığımız zaman evzu besmele çekmek. Hatta peygamberimiz hadisi var. Besmelesiz başlanılan bir iş yarımdır buyurulur. Yine işin sonunda Allah'a hamd etmek sevgili peygamberimiz bize tavsiyesidir. Ve bu arada da Rabbimizi vermiş olduğu nimeti tefekkür etmek, nimeti ondan bilmek, verseydi verdiği için ona şükretmek ve bu nimete sahip olamayanları da göz önüne getirmek de bir fikir ve tefekkür oluyor. Sayın hocam, şöyle bir şey, bir ayet-i kerime okumak istiyorum. Ondan sonra inşallah sorumuzu soracağım. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, kulum zora düştüğü zaman samimiyeten yalvarır, dua eder. Biz onu selamete çıkarırız. Selamete çıkınca unutur, gaflete düşer, isyan eder. Nasıl bir kul olmak gerekiyor hocam bu noktada? Evet, insanda var olan duygular bunlar. Zora düştüğü zaman samimi bir şekilde dua etmek, kolaya çıktığı zaman o Rabbimizin o kurtarışını, o yardımı unutmak insanda var. Hatta insanın kelimesinin bir anlamda da nisyan içerdiğini, unutkanlık içerdiğini, isyan içerdiğini kitaplarımızdan öğreniyoruz. Bizler her halükarda, bollukta ve darlıkta Rabbimize şükretmeliyiz, sabretmeliyiz. Bollukta ve darlıkta yapılan şükrün bize kurtaracağına inanmalıyız, sabrın kurtaracağına inanmalıyız. Bollukta şükrettiğimiz gibi, o Rabbimize vermiş olduğu o nimetleri onun yolunda kullandığımız gibi, başımıza ne kadar büyük musibetler, belalar çekemeyeceğimiz ve çekmekte zorlanacağımız sıkıntılar gelse de yine Rabbimizi unutmayacağız. Efendimizin bir hadisi var hocam. Hani müminin her haline şaşılır. Evet. Bir musibet geldiğinde şükreder. Sevap kazanır. Musibete şükreder, sevap kazanır. Hatta bir diken batsa bile en küçüğü. Yine müminin başına bir nimet verildiğinde ona şükreder ve yine sevap kazanır. Bu özellik sadece müminlerde ve Müslümanlarda olur. Çok güzel olur. Sevgili peygamberimiz. Sayın hocam, şimdi baktığımız zaman kainata her şey insana hizmet ediyor. Korktuğumuz, sevdiğimiz, sevmediğimiz, nefret ettiğimiz, bize soğuk gelen her şey, hayvanat, nebatat, aklımıza ne gelirse her şey insana hizmet ediyor. Peki bu insanın özelliği nedir? Cenab-ı Hak bu surette yaratmış, yani bir yılanı düşünelim mesela. Korktuğumuz soğuk bir hayvan ama bakıyoruz insana hizmet ediyor. Evet. Ondan zehir alınıyor mesela, ilaç sanayinde kullanıyor. Evet. İşte bir arıyı mesela düşünelim, oku var. Ama Cenab-ı Hak ona öyle bir emir vermiş ki bunu diyor insana yedireceksin. Af buyurun inek mesela, koyun, keçi vesaire bunlar hepsi hocam hiç itirazsız sütünü, yumurtasını insanoğluna Cenab-ı Hak'tan almış oldukları emirle veriyorlar, ikram ediyorlar. Bu insanoğlu peki bunun şükrünü nasıl ödemeli? Kendinden kat be kat büyük hayvanlar dahi insanoğluna hizmet ediyor hocam baktığımız zaman. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde bu dünyayı insanlığın hizmetine musahhar kıldığını bize beyan ediyor. Dünyada hizmet ediyor. Bizim bilip bilmediğimiz ne kadar canlılar varsa denizde veya karada gökyüzünde birçok varlık insanlığın hizmetinde. İşte ay, güneş, gece, gündüz, denizde yerdeki balıklar, göremediğimiz yer altında yaşayan varlıklar, her şey insanoğluna hizmet ediyor. Az önce de söylediğiniz gibi işte yılan beğenmeyi soğuk bir hayvandır ama onun zehrinden ilaç yapılıyor. Örneğin köylerimizde kalan vatandaşlarımız, halkımız bilir. İşte yılandan korkulur. İşte yılanlar ne yapar? Tarladaki farelerle mücadele eder. Ve o fareler saçılan tohumların yenmesine
Yılanlar engel olur. Evet. Veya hiçbir solucan, çok basit görürüz ama solucanlar toprağı ne yapar? Bir havalandırma olarak kullanılır. Sirkülasyonunu sağlar. Evet. Niçin çift sürülür? Niçin toprak nadas edilir? Oksijen alsın, hava alsın, güneş alsın ve daha verimli olsun diye. İşte bizim bilip bilmediğimiz birçok hayvanat toprağı havalandırmakta, oksijen ulaşımı sağlamakta. Hocam sinek taifesi olmasa meyve yiyemeyeceğimizi uzmanlar söylüyor mesela. Bir aşılama yapıyorlar diyor onlar. Rüzgarlar mesela. Rüzgarlar bir aşılama yapıyor. Biz farkında değiliz ama esen rüzgarlar ağaçları aşılamakta, tohumlarını başka bir yerden alıp başka bir yere götürmekte. Yine arılar olsun. Bunlar da bitkileri aşılayarak bizlerin bitkilerin çıkmasına ve olmasına, tohumlanmasına ve veriminin artırmasına vesile oluyorlar. Evet. Peki hocam bu nimetlerin şükrün edasında neresi deriz ki Cenab-ı Hak efele teşkürün diyor. Evet. Kalilen ma teşkürün. Niçin az şükrediyorsunuz? İşte biz düşündüğümüzde, fikrettiğimizde bütün kainat görevini yapıyor. Her şey bir düzen içerisinde. Mevsimler zamanına geliyor. Güneşin geceler ve gündüzler zamanına geliyor. Meyveler, bitkiler zamanında ürünlerini veriyor. Her şey bir düzen içerisinde, ahenk içine devam ediyor. İşte bizler bunlara bakarak, ibret alarak Rabbimiz bizi bu dünyaya imtihan için göndermiş, bizi kulluk için göndermiş, bizi şükretmek için göndermiş, bizi onu zikretmek için göndermiş. Onlar nasıl ki Allah'ın emrini yerine getirdikleri gibi bizler de onların ibret alarak, kainata bakarak bizler de Rabbimizin emirlerini yerine getirerek, kulluk görevini yaparak, şükrederek görevimizi yerine getirmeliyiz. Sayın hocam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifiyle devam etmek istiyorum. Her zaman yani kendinizden aşağıdakine bakınız buyuruyor. Sıhhatte, malda, bu gibi şeylerde ama takvada kendinizden üstün olanına bakınız, örnek alınız buyuruyor. Evet. Maddi noktada hocam, kendimizden aşağıdakilere bakıp, ibret alıp nasıl şükredebiliriz? Mümin her anını, her haline şükretmeli. Allah ona maddi imkan verdiğinde şükretmeli, maddi imkanı olmadığında da şükretmeli. Çünkü şükür nimeti artırıyor, isyan ise nimeti azaltıyor. Evet. Kulda geçimini temin edecek nimet yoksa Allah'a şükretmeli ki Allah ona nimetini versin. Kişi Allah'ın vermiş olduğu nimete şükretmeli ki sağlık, sıhhat, mal ve daha değişik nimetlere şükretmeli ki o nimetleri Rabbim artırsın. Bir amal hastalığının mesela hocam karşılığı cennettir buyuruluyor. Evet. Şükrettiğinde, isyan etmediğinde Allah'ın bana vermiş olduğu bir imtihandır, imtihan vesilesidir deyip başım gözüm üzerine deyip onu kabul ettiğinde bir ama hastalığı Rabbim ona cennetine koyacağını ve ona aydınlık gözleri vereceğini müjdelemekte. Mesela bir kolu olmayan iki kolu olmayana baksın buyuruyor dinimiz hocam. Değil mi? Evet. Müthiş bir örnek hakikaten. Peki sayın hocam. Yine buyurun. Takvada tabii ki dünyalık şeylere baktığımızda biz bir alttakine bakacağız. Yani bizden gelir az olan, bizden geçimi zor olan kişilere bakıp Rabbimize şükretmeliyiz. Takvada ise kanaat yoktur. Evet. İlimde kanaat yoktur. Dinimiz bize kanaatlı olmayı emreder. Evet. Kanaat ve iktisadı emreder. Oraya geleceğiz. Ama takvaya ilim konusunda ve takva konusunda yarışma serbest. Yarışmayı Rabbimiz, yüce dinimiz bize emrediyor. Çünkü normalde hocam bildiğimiz kadarıyla dinimiz buyuruyor ki İslam dininde cidal yoktur. Evet. Ama takvada ve ilimde serbest midir hocam? Evet. Ama maalesef biz bunu günümüzde çok farklı kullanıyoruz. Ne bir şey öğrenmek istediğimiz zaman bir çok az bilgi öğreniyoruz, yeterli görüyoruz. İlimde kanaat ediyoruz, öğrenmede kanaat ediyoruz. Yani bilgimizin üzerine bir bilgi koymak, amelimiz üzerine bir amel koymak, sevabımızın üzerine bir sevap koymak, orucumuz üzerine bir oruç daha koymak, zikrimiz üzerine bir zikir koymak da kanaat ediyoruz. Evet. Orada işte hayır hasanat yapacaksak malda hırs gösteriyoruz. Orada kanaat ediyoruz, harcamada kanaat ediyoruz, kazanmada hırs gösteriyoruz. Evet. Zıttı maalesef günümüzde. Bu şekilde Allah bizleri doğru kanaat edenlerden eylesin Rabbim. Teşekkür ederim. Sayın hocam,
Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin güzel bir ölçüsü var. Buyuruyor ki, şükrün mikyası kanaattir ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir. Şükürsüzlüğün ölçüsü ise hırstır, israftır, hürmetsizliktir. Haram helal demeden her şeyi yemek içmektir buyuruyor. Evet. Birincisine başlayacak olursak hocam. Şükürde ölçüsün kanaat, iktisat, rıza ve memnuniyet. Evet. Şükürde kanaat, yani Rabbimizin vermiş olduğu bize nimetlerde kanaat etmeliyiz. Hırs göstermemeliyiz. Ve iktisat etmeliyiz. Yani vermiş olduğu geçim, kazandığımız ve imkan ölçüsünde harcama yapmalıyız. İmkanımızın ölçüsünde dışına çıkmamalıyız. Evet. Ve günümüzde baktığımızda kişiler gelirin üzerine harcama yapmakta, sıkıntılara düşmekte, şükrü unutulmasına vesile olmakta, geçimsizlikler artmakta, huzursuzluklar artmakta çok ve güvensizlikler artmakta. Neden? İktisatsızlık ve kanaatsizlik sebebiyle. Nedir o? Kişi geliri kadar, kazancı kadar değil, borçlanarak yaşamaya çalışıyor. Lüks içinde yaşamaya çalışıyor. İsraf içerisinde yaşamaya çalışıyor. Bu da şükürsüzlüğe vesile oluyor. Bu da huzursuzluğa vesile oluyor, mutsuzluğa vesile oluyor. Ailelerin parçalanmasına vesile oluyor. Aile, bu ateş sadece israf ateşi ailede kalmıyor. Aynı zamanda sokaklara ve topluma çıkıyor. Niçin? Kişi lüks yaşamak istiyor ama lüks yaşayacak imkanı yok. Bunu gayrimeşru yollardan temin etmeye çalışıyor. Evet. Hırsızlık yaparak, faize bulaşıyor vesaire. Faize buluşarak, bulaşarak bu şekilde hem dünyasını hem de ahiretini hüsran ediyor, evet, zarara uğratıyor. Sayın hocam, rıza ve memnuniyetle ilgili, evet, ne buyurursunuz? Evet. Başka bir soru soracağız. Evet, rıza ve memnuniyet, Rabbimizin vermiş olduğu nimetlere rıza göstermeliyiz. Mutluluk. Onu bize takdir etmek, evet, saygı göstermek, evet, lazım. Değil mi hocam? Yani bir üste değil de dediğiniz gibi bir alta bakmak. Bir üst bizim için hayırlı olmadığı için bize bunu Rabbim nasip eylemiş. Biz bilmiyoruz tabii. Bir üst ve bir başkası hayırlı olmadığı için Allah bize bu imkanı nasip etmiş diyerek, düşünerek, bu felsefeyi uygulayarak hayatımıza devam etmeliyiz. Demek ki o bize faydalı değildi. Rabbimiz demek biliyor ki biz o nimetin şükrü eda edemeyecektik. Demek ki belki o şükür bizi isyana sevk edecekti. Rabbimiz bizleri varlıkla ve yoklukla imtihan ediyor. Kişi yoklukla imtihan edilirken ben niçin yoklukla imtihan ediliyorum demeli. Bu bir imtihan ve başarmaya gayret etmeli. Belki o varlık olsaydı şımaracaktı. Belki, evet, günahlara düşecekti. Belki cenneti değil cehenneme doğru. Sahabelerden birisi hocam, değil mi? Efendimizden dua istiyor. Evet. Hani kendisine, evet, mal ihsan ediliyor. Evet. Zekat bile vermediği rivayeti var hocam. Evet. İşte ecdadımız o kadar güzel özetlemiş ki bunu, Allah'ım az verip bezdirme, çok verip azdırma. Evet, çok yani güzel. Bu güzel bir ilke. Yani az verip bezdirme, kul her an azlıkla ve çoklukta şükretmeli. Rabbini unutmamalı. Ve bu dönüşüm, fakirlik ve zenginlik bir dönüşüm halinde. İlim adamlarının incelediklerine göre 3 nesil diyorlar. Yani 3 nesil sonra biz yapılan şeylere göre, anketlere göre, testlere göre fakir zengin oluyor, zengin fakir oluyor. 3 nesil sonra bu varlık, bu mali imkan devrettiğini görmekteyiz. Muhterem hocam, konumuzla alakalı olarak israf dedik, çok, evet, önemli. Evet. Şöyle bir veri, hatta hutbelerimizde de okuduk. Hı hı. Türkiye günde 4 milyon ekmeği hocam çöpe attığı söyleniyor. Hı hı. Baktığımız zaman işte boşa giden sular, boşa yanan elektrikler. Mesela geçen bir yerde gördüm, dikkatimi çekti. Lüzumsuzsa söndür yazmış. Evet. İsrafa gördüğüm ne buyurursunuz? Evet. Rabbimiz ayet kerimesi. Maalesef bu emekleri, evet, bu maddi varlığı boşa gidiyor hocam. Rabbimiz de israf edenleri, evet, sevmez. İyi bir işin israf etmeyin, Allah israf edenleri sevmez buyuruyor, evet, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde. Bizler hakikaten gerçek manada şükredeceksek israf etmemeliyiz. İsraf etmemek de bir şükürdür. İsraf etmemek, evet, de bir şükürdür. Baktığımızda işte ekmeklerin israf edilmesi, elektriklerin boşa yanması, suların boşa akması hakikaten bir israftır. İnşallah toplum olarak duyarlı oluruz.
Rabbimizin israf edenlere, israf edenler nankörlük etmiş gibidir. Nankörlük etmeyin diyor Kur'an-ı Kerim'de. Azabım çok şiddetlidir buyuruyor Rabbimiz. Bizler şükrettiğimizde, israf etmediğimizde Rabbimiz bize nimetlerini artıracaktır. Ama şükretmezsek, israf edersek, verilen nimeti yerli yerince kullanmazsak, gereksiz kullanırsak, o zaman da nankörlük etmiş oluruz. O zaman da ilahi tokat, Rabbimizin azabının şiddetli olduğunu unutmamalıyız. Hocam şuradan aklıma geldi de ilahi tokat. Bir baba çocuğuna bir sürü hediyeler almış. Fakat kızı işte bir çanta istemiş, onu almamış. Eve gelince babası bakıyor ki yüzü asık. Niye böyle duruyorsun? Çantayı almadığın için diyor. Babası da kızıp çocuğuna bir tokat atıyor. Yani sana şu kadar şey aldım, onlar için teşekkür etmedin. Evet. Bir tane çantayı almadım diye bana tavır yapıyorsun diye. Evet. Sonra diyor kafamda bir şimşek çaktı. Evet. Peki Rabbimizin bize vermiş olduğu veya bana vermiş olduğu şunca az nimetin ben ne kadar farkındayım? İlle bir tokat mı gelmesi lazım ki bu nimetlerin farkına varayım mı diye hocam böyle bir şey düşünmüş. Evet, beklemeden Allah'a şükretmeliyiz. Ve işte Ramazan bir oruç, bir fırsattır. İnfak ayı, şükür ayı. Bu ayet-i kerimede, kim bu aya erişirse oruç tutsun ayet-i kerimesinin devamında, umulur ki şükredersiniz diyor Rabbim. Yani olmamazsa bir nedir, nimettir. İşte bizler Ramazan'da açlıkla, susuzlukla ve diğer şeylerle imtihan ediliyoruz. Temizler. Niçin? Vücudumuzun bir şükrü, bedenimizin bir şükrü. Nasıl ki zekat malımızın bir şükrüyse, oruç da bedenimizin bir şükrü. Bizi temizliyor ve bizi sağlamlaştırıyor. Yani almamız gereken gıdaları almayarak ne yapıyoruz? Biz sabretmiş oluyoruz. O çocuğumuz da babasının almış olduğu oyuncaklara teşekkür etmesi gerekirken, yani bardağın dolu tarafını görmesi gerekirken, boş tarafını görerek üzüntüye sevk ediyor. Evet. Demek ki bardağın boş, dolu tarafını görmek bizi mutlu ediyor. Babacığım teşekkür ederim, bana birçok oyuncaklar almışsın. Belki ileride de o çantayı alırsın dese, hem babası mutlu olacak, evet, hem çocuk mutlu olacak. Babası almak için iştiyak duyacak. Ama almadın deyip surasını astığında çocuk huzursuz, baba huzursuz ve alınan diğer oyuncaklarına bir kıymeti, kadri kıymeti kalmıyor. Evet. Yani şükrün bir adı da nedir? Verilen nimetin kadri ve kıymetlerini bilmek. Kıymet bilmediği zaman o nimet alınır. Mesela sağlık, boş vakit, ne hocam, onların da yine Efendimiz bizi uyarıyor. Evet. İnsanoğlu şu beş şeyde aldanmıştır diye. Evet. Sayın hocam, vaktimizin sonuna yaklaşıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Beni İsrail'den 3 kişi vardı. Cenab-ı Hak onları denemek, evet, için bir peygamber gönderdi. Bir melek gönderdi. Onları imtihana tabi tuttu. Evet. Orada şükre dönük güzel bir ibare var. İsterseniz onu seyircilerimize, evet, paylaşalım hocam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Sahih-i Buhari'de geçiyor bu hadis-i şerif. Ama olana, cilt hastası olana ve kel olana bir melek gönderiyor ve melek onları soruyor. Senin isteğin nedir? İşte cilt hastası olan, ben Allah'tan cilt hastalığımın iyileştirilmesini istiyorum diyor. Ve Allah da duasını kabul ediyor. Evet. Cilt hastalığından kurtuluyor ve ona bir deve veriliyor. Ama olanla da bir melek gönderiliyor. Rabbinden isteği soruluyor. Gözlerinin iyileştirilmesini istiyor. Rabbim onun gözünü iyileştiriyor. Bir de ona inek veriliyor. Diğer kel olanın da meleğin sorduğunda, ne isteği sorulduğunda, saçlarının olmasını istiyor. Rabbim duasını kabul ediyor. Ona da bir koyun hediye ediliyor. Belli bir zaman geçtikten sonra bu inek sahibi, deve sahibi, koyun sahibi çok zengin oluyorlar. Çok varlıklı insanlar oluyorlar. Ve Rabbimiz bu sefer bunları başka bir şekilde imtihan etmek istiyor. Meleğini gönderiyor insan şeklinde. O abraş olandan, deve verilen kişiden deniyor ki, bak ben yolda kaldım, ihtiyacım var, bana bir deve vermeni. Gelen melek insan suretinde, fakir birisi olarak geliyor. Fakir birisi olarak geliyor ve ondan bir deve istiyor. O da diyor ki, bunu ben kendi imkanımla kazandım, sana verecek devem yok diyor. Ve melek dua ediyor, Allah'ım bunu eski haline geri çevir. Ve eski haline geri çeviriyor. Yine ama olandan istenildiğinde diyor ki, bu benim kazancım, benim emeğim, bunu ben kazandım, bu ben sana veremem diyor. Melek tekrar Rabbimizin eski haline çevirmesini istiyor. O koyun verilen zata geldiğinde
kendisinin yolda kaldığını, muhtaç olduğunu, ihtiyaç olduğunu, kendisine bir koyun vermesini istiyor. Ve Rabbimizin o nimeti de hatırlatıyor. Sen bir zamanlar keldin, fakirdin, hiçbir şeyin yoktu. Diğerlerini hatırladığı gibi. O şahsa diyor ki, bir değil hepsini al diyor. Ve Rabbimiz o kimsenin bu şükrünü kabul ediyor ve o şekilde bırakılmasını meleğe emrediyor. İkisi kaybediyor. İkisi kaybediyor, bir tanesi kazanıyor. Buradan çıkaracağımız sonuç şu. Biz zenginsek, sağlıklıysak, sıhhatliysek, nimetlerle bezenmişsek, evet, bu Allah'tandır. Evet. Ve kendi cüz'i emeğimiz olabilir ama külli olan nedir? Külli irade Allah'tandır. Allah unutulmamalıdır. O koyun verilen şahıs gibi, bunu bana Allah verdi, sen de bunu Allah'tan, Allah için istiyorsan sürümün hepsini al şeklinde nimete şükretmek gerekiyor. Demek ki başarımız, makamımız, mevkiimiz, imkanlarımız bize Allah tarafından verilmiştir. Ve bu imkanları bizler Allah yolunda kullandığımızda, dinimizin emrettiği şekilde kullandığımızda onun şükrünü eda etmiş oluruz. Aksi takdirde kaybedenlerden oluruz. Allah muhafaza. Muhtar Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli seyircilerimiz, bir iftar sevinci programının daha sonuna geldik. Bugün program konuğumuz, il müftülüğümüz, şube müdürümüz Sayın Necip Cesur Hocamızdı. Değerli bilgilerinden istifade ettik. Onumuz şükürdü. Cenab-ı Hak bizlere vermiş olduğu bu nimetlerin, bu âli nimetlerin, bu devletin, bu milletin, bu dinin, bu camilerin, bu halkın inşallah kıymetini bilen kullarından eylesin. Rızasını celbedip cennete giren kullarından eylesin. Dualarınızda buluşmak dileğiyle efendim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz.